Rakip Kopenhag oldu Mehmet Yılmaz. Şimdi bir uzun, yoğun bir kamp dönemi. Yine yoğun ve erken başlayan bir transfer dönemi. Evet. Sonrasında lige başlamadan önce moral, motivasyon getirecek güzel bir süper kupa maçı ve sonucu, kupanın gelişi. Trabzonspor'un bu macerası sana neler vaat ediyor? Kopenhag'ı geçer mi Bordo Maviller? Aslında ilk önce şöyle başlamak lazım. Trabzonspor sezona başlarken kadrosunu korudu. Yani evet, en iyi evet. oyuncularından bir tanesini kaybetti. Tabii bunun bir altını çizerim. Yani Vakame gibi bir oyuncu kaybetti. Yani yerine Trezeguet geldi. O da çok iyi oyuncu ama bir Vakame etkisi yaratır mı? Onu tabii sezon başlayınca göreceğiz. Eee Kopenhag Trabzonspor'la denk takım. Yani ben ikisini de şu an kağıd e, kağıt üstünde yan yana koyuyorum. Yani birinin artısı fazladır, bir tanesinin eksiği azdır diye öyle bir değerlendirme yapma şansım yok ama biz takımımıza güveniyoruz. yani Türk takımı, Trabzonspor, Şampiyonlar liginde olması gerek özellikle bu e, son yıllarda e, puan sıralamasında ülke olarak çok sıkıntılar yaşadık yani burada bütün takımlarımıza ihtiyacımız var puanlamada Trabzonspor takımı da e, kolay bir kura çekmedi bunu tabii ki altına bir çizelim kolay kura değil ama elenmeyecek bir takım bu tabii ki diye Trabzonspor'un kadro kalitesi var bir de e, bundan sonraki süreçte transferler de yapılacak yani iyi bir takım çıkacaktı Kopenhag çıktı e, genelde tabii ki o e, ülkelerle oynarken size olarak da hep yüksek bize de iki tane Danimarkalı oyuncu var. Bunlar tabii ki bir avantaj bence ki yanılmıyorsam e, Cornelius Kopenhag'da oynadı. Gol krallığı var. Şimdi orada oynayan iki tane de Türkiye'de oynayan oyuncu var. Kim var? Antalya Spor'dan Mukayru var. Transfer oldu oraya gitti. Kopenhag'da bir de Babakar var. Evet. Yani iki tane de Süper Ligi bilen iki tane de orada yabancı oyuncu var. Onlar için de bir avantaj olacaktır. Ama ben Trabzonspor takımına güveniyorum. Yani e, kupa, kupa moralli başladı. Kupaya çok moralli başladı. Çok iyi bir galibiyet aldı. Belki oyun olarak çok fazla tatmin etmese de skor olarak çok fazlasıyla tatmin eden bir oyun vardı Trabzonspor açısından. Ama kadrosunu korumuş e, bir rakip çıkacaktı. Bence böyle bir takıma karşı da oynamak Trabzonspor için e, keyifli olacaktır. Serdar sen ne düşünüyorsun? Şimdi 3. haftadayım arkada. İki mağlubiyeti var, bir galibiyeti var. 8 sırada diye biliyorum. Evet, evet. Yanılmıyorsam. Ee, genelde biz bu seviyedeki takımlarla eşleştiğimizde şu sıkıntıyı yaşardık. Onların ligleri başladı. Onların ligleri bizden Hazırlar. daha önce başladı. Hazırlar, evet. Normalde biz onlarla eşleştiğimizde hani dördüncü, 5 haftayı bırakıyorlardı geriye. Biz de e, beş ağustosta başlatıyoruz. Erken başlatıyoruz ligi. E, dolayısıyla öyle bir avantajı var ama... Bu kez Trabzonspor var karşısında hani o tarz takımların neden zaten Trabzonspor'un kadrosu korunmuş bir kadro. Tabii. Aynı Büyük yani ölçü. Cornelius duruyor. Evet. Genelde ligimize böylesine gelen, yeniden çıkış arayan ve çıkışı yakalayan Santroforların arkasından biz hep baktık. Mario Gomez. Tutamadı Bakar. demek istiyorsun takımları. Evet evet. Demba Ba. Drogba bile. Yani hatırlıyorum. Ee, ama bu Cornelius kaldı. E, Hangi Cornelius kaldı? Sörlot keza doğru söylüyorsun. Hangi Cornelius kaldı? Lig bittikten sonra Fransa'yı darmadağın eden Cornelius kaldı. Evet. Bu bir avantaj. Bakasetas'ın bir avantaj. Edin Vizka bir avantaj. Abdü Kadir Ömür. Siopis, Kalecin. Bunlar bir avantaj. Hocan aynı. Yönetim aynı. Efendim biz şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde işte kaliteyi yukarı çıkarmamız lazım deyip uçuk kaçık transferler de olmadı. Kulübün bütçesini sarsacak bir transfer saracak bir şey, olmadı. Takım içi dengelerde çok da fazla bir sıkıntı olmadı diye düşünüyorum. Yok doğru. doğru ee, bu bir avantaj. Yani aynı takım devam edecek. Yani Sivas Spor karşısındaki Trabzonspor, Kopenhag'ı geçer. E tabii bu futbol. Bu başka bir kul var. Burası çok farklı bir kul var. Yani da, ligdeki Danimarka'dan çok farklı bir Danimarka görebiliriz. Ama bu maç bizim için çok önemli bir maç. Bu maç milli maç. Evet. Şöyle demiş, o açıdan bakmak lazım. Mehmet bak, Trabzonsporlu bir izleyicimiz var bizim Yakup Bey şöyle yazmış bana Selam. demiş bir de Hı. Melike demiş. Hı. Söyleye söyleye Kopenhag'ı çektirdiniz. Tebrik ediyorum. Geçen sezon Roma, şimdi Kopenhag. Teknik taktikten daha çok fiziki mücadele şart genelde kuzey takımları böyle oluyor. Doğru diye ama. Romayla Kopenhag arasında yan yani şöyle bir şey var. Bizim Trabzonspor'un kadrosuna bakınca da Açıklama fiziki mücadele he. için hangimizin en... yıldızı parlayacak? İkisi de kuzey yıldızı. Doğru. Aynen o öyle. Trabzonspor da kuzey takımı. Yani Kopenan, yani Kopenhag çok... Kopenhag e, Hem de kadro diyecek? da öyle Trabzonspor. Kopenhag hocası diyor. dedi. Çekebileceğimiz en zor kurayı çektik dedi. Evet. Evet yani, yani o onlar kadar. Onlar da Trabzonspor'un gücünün farkında ama öyle bir yerdesin ki. Yani Şampiyonlar Ligi farklı bir boyut. Oraya Başka gitmiş, hangi takımlar vardı? Ee, yani Kopenhag en ismi bilinlendi mi? Evet evet. Çok. Diğer e e e ekipler biraz daha hani o, böyle hatta ikisini de birbirini çok bilmediğimiz takımlar vardı. Heh, ben onlardan daha çok korkarım. Doğru söylüyorsun. Çünkü Kopenhag şey, ismi beni motive eder, adı motive eder. Adı benim bu işe ciddi yaklaşmamı sağlayabilir. Öbürleri olduğu zaman o şeker gibi kura. Tabii. Hiç de şeker gibi kuralar çekmedik. Hep sonunda sanki pul biber yemişiz gibi böyle sağdan ayrıldık. Ya Hiç de şeker an, gibi olmuyordu. Şanslar eşit. Tabii ki iki maç var. Hani tek maçlar sıkıntılı ama iki maçta da... ilk, ilk maç deplasmanda. Avant yani avantajlı skoru alıp... Trabzon'da işi bitirmeye çalışacak Trabzonspor takımı ki bunu da yapabilecek güçte. Peki yine sorularla birlikte Trabzonspor'a döneceğim tabii ki. Ama bütün temsilcilerimizin şöyle rakiplerine Avrupa yoluna bir bakmak istiyorum. E, Fenerbahçe ile devam edelim. Tabii e, Dinamo Kiev maçı sonrası Devler Ligi e, şansını kaybetti Fenerbahçe. Ama şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde bir yolu var. E, tabii biliyorduk e, rakibini Slovatsko ama... E, sonrasında neler olacak? E Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri e, belli oldu. Onu söyleyelim. Turu geçmesi halinde ve e, elenmesi durumunda neler olacak? Ona bakacağız bir hep birlikte. E, bir gelirse e, tablomuz inceleyelim. Evet ekranda şimdi ilk olarak e, olumlu e, olarak düşünmemizi istiyorum. Diyelim ki Fenerbahçe e, Sovetskoyu geçti geçtiğini e, tah, tahmin edecek olursak avusturya viyen takımıyla karşı karşıya gelecek. Evet, evet. Eğer geçemezse bu defa e, konferans liginde mücadele etmek durumunda olacak. O zaman da bir eşleşme var karşısında AIK ve Şkenderia e, eşleşmesi bu iki takımın e, eşleşmesinin galibiyle e, karşı karşıya gelecek konferans liginde. Ya Birincisi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu arada Slovas konumunda Trabzonspor'la bir hazırlık maçı oynadığını hatırlatalım. Yani, evet. yani yakın zamanda da takımı izlerik. Evet yani öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin olması gereken yer Şampiyonlar Ligi'ydi. Yani Graz'da oynayacaktı. Aslında bence oynaması gereken maç oydu. Çok büyük şanssızlık. Kıl payı kaçırılmış bir tur. Hakikaten enteresan bir maç olmuştu. Üzülüyorum. Ama oradaki Fenerbahçe bana şu görüntüyü verdi lig için. Lige hazır, ligde bu sene farklı bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum ben. O bir. İkincisi orası iyi bir kul var ama burası da ülke için de iyi bir kul var. Neden? Burada topladığınız puanlar da senin yani. Fenerbahçe gibi diğer takımlarımız diğer kulüplerimiz, Trabzonspor nerelerde, nerelerde olursa olsun toplayacakları puanlar seni 4-5 senede o sıralamada eski konumuna getirebilir. 4-5 senede. Yeter ki buraları ciddiyete bakalım. Yani ben şampiyon olayım da buraları boş ver derseniz hep öyle oldu genelde. Ya biz kaçıncıyız? 20 değil mi? 20. Evet. Ee, şeye doğru gideriz birkaç sene sonra Asya Ligi'ne doğru.